Bismillahirrahmanirrahim. İzmir 9 Eylül İlahiyat Fakültesi İlitam Arapça 1 Ünitemiz ne? 15. ünite Efal Hamse konusu. Efal fiiller demek. Hamse 5 demek. Tam Türkçeleştirdiğimizde 5 fiil demektir. 5 fiil derken ne kastediliyor? Öncelikle fiil üçerlidir. Bir fiil ya mazidir ya muzaridir ya da nedir? Emirdir. Beş fiil konusu mazide hiçbir ilgisi yok. Emirle hiçbir ilgisi yok. Bizzat muzari ile ilgilidir. Önce onu bilelim. Yani şıklarda mazi bir fiil görürsek o zaten beş fiilden olamaz emri hazır görürsen beş fiilde bir alakası yok. Konu muzari ile ilişkili. Şuradan bakalım. Bu bir Arapça isim fiil çekim kitabı. Tüm öğrencilerde bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi muzari fiil malumunu ele alıyoruz. Beş fiili bizzat çekim kitabı üzerinde görmek en sağlıklı olanıdır. Çekim öncelikle bilmek gerekir. Yani birinci sınıfın 15. ünitesine kadar geldiyseniz zaten fiil çekimini öğrenmiş olmalısınız. Hala öğrenmediyseniz yani bu neyi gösterir? Bazı konulara önemsemediğinizi gösterebilir. Neyse biz özel derslerimizde fiil çekimine çok dikkat ediyoruz. Öğrencilerin ezberlemesini, anlamasını istiyoruz. Çünkü fiil çekimi hem üniversitelerde bu imam hatip lisesi olsun, ön lisans olsun, lisans olsun, yüksek lisans olsun fark etmez. Her halükarda fiil çekimi karşına çıkacaktır. Fiil çekimine dayalı sorular çıkacaktır. İstersen Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yükselme sınavına gir. İhtisas sınavı. Git kara mülakata. Sana orada meddenin ismi failini çek bakalım derler. Her halükarda bu isim fiil çekimi önemli. Daha uzatmadan burayı bir inceleyelim. soru. Burada beş fiil yok. Yani kendisi beş fiildir. Beş fiilden birisidir yani. Yani suruna beş fiilden birisidir. Olmayanlar çarpı atıp geçelim. Ten beş fiilden birisi değil. Ten beş fiilden birisi. Yani suruna beş fiilden birisi değil. Ten değil. Tensurane 5 beş fiilden birisi. Ten suruna beş fiilden birisi. Tensurine, tensurane Bunlar da beş fiil Altta kalanların hiçbiri değil ama Burada bitiyor yani Bunların ortak noktası ne? Bir fiilin, muzari fiilin beş fiilden olup olmadığını nasıl anlıyoruz? Şu Muzari fiilde beş fiil nelerdir? Bir Tüm tesniyeler beş fiildendir Muzari'den bahsediyorum Yani surani beş fiilden Tensurani de tesniye e O da beş fiilden o zaman Tensurani tensurane. Bunlar tesniyedir. Dolayısıyla beş fiildendir. Tesniyeler beş fiil. İki. Tüm cemi müzekkerler. Muzari'nin cemi müzekkerler. Nerede var? Yansurune. Bir de tensurune. Olmak üzere iki tane cemi müzekker var. Muzari'nin. Bunlar da beş fiildendir. Başka? Müfret, müennes, muhasebe dediğimiz kalıp. Yani tensurine. Ona ikinci şahıs dişil tekilde diyoruz. Tensurine. Bu da beş fiildendir. Bunun dışındakiler beş fiilden değildir. Dikkat ettiyseniz şu an çizdiklerimizin hepsinin sonunda ne var? Nun var. Nun. Sonuncu harfi. Nun. Nunla bitiyor. Nunla bitiyor bunlar. Nunla bitmektedirler. Bunlar beş fiildendir. Peki burada dikkat çekilmesi gereken bir husus var. O da ne? Nunla bittiği halde beş fiilden kabul edilmeyen bir şey. Şimdi geliyor o neymiş diye. Mesela yansurna nunla bitti ama beş fiilden değil. Tansurna nunla bitti ama beş fiilden birisi değil. Bunu genelde sorar hocalar. Aşağıdakilerden hangisi beş fiilden değildir veya beş fiil örnek olamaz? Sorulabilir bu. Bu genelde tansurna, tek tubuna veya faale, yefalu, yefalne, tefalne şeklinde de çıkabilir. Bu şuraya dikkat ediyoruz. Ya tensuruna, bunlar cemi müennes'tir. Muzari'nin cemi müennesleridir. Muzari'nin cemi müenneslerin sonuncu harfin nun olmasına rağmen bunlar beş fiilden olarak kabul edilmezler. Muzari'nin cemi müenneslerin irabı nedir? Bunlar mebni, mebni, mebni demek yazılışı sabit. Yazılışı donuk. Yazılışı değişmeyen demektir. Yani ben bunu ne getirsen getir. Örnek lem cezmeder illa ki biliyorsunuz. Lem yeyliydi ve lem yüledi. Lem cezme diyor. Evvende lem getirdin diye nuna sukun mu vereceksin? Veya nunu silecek misin? Veya herhangi bir değişiklik mi yapacaksın? Yapamazsın. Lem hiçbir şey değiştiremez. Muzari'nin cemi mühendisleri mebni demek bu demek. Yazılışları sabit. Öyle havadaki nemden, tozdan, virüsten, hiçbir şeyden etkilenmez. Cezmeden gelmiş, nasbeden gelmiş, yazılışı sabit, değişmiyor. Bunlar genelde soruluyor. Özellikle belirtiyorum. Bunlar mebnidir. Evverine lem gibi cezmeden de gelse veya len gibi nasbeden de gelse. Len tenadur birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Len nasbeder. Nasbedemez ama bunu. Bir şeyini değiştiremez. Bunlar mebni. Nunla bitmesine rağmen bunlar nedir? Cem müennestir, mebnidirler. Nerede anlarsın? Sakla tutarsın. Nun fethalı sağında sukun. Nun fethalı sağında sukun. Bunlar nedir? Mebnidir. Sonundaki nun hiçbir zaman silinmez. Peki. ''Yansurani surani tesniye. Burada bayağı bir tesniyemiz mevcut. Bunların evveline, bak lem cezmi der ya, gelse ne olur? gelmiş zaten. Hop şuraya bakıyorsun. Lem yansura. Bu hale gelir. Yani bak şurada nun vardı. Lem geldi. Artık nun burada var mı? Yok. Burada nun vardı aslında. Lem geldiği için nunu düşürdü. Değil mi? Tesneyde nun düşüyor yani. Nunun düşmesi. Nunun hasfi. Nunun silinmemesi. Hepsi aynı şey kastediliyor. Yani nun vardı. Lem geldi. Artık nun yok. Oradaki nunun yazılmayışı bu muzarinin cezm alametidir. Yani cezim demek, cezim demek, fiil mezzum, fiil cezm halinde demek. Şu demek değildir ille de. Sonuncu harfte sukun görüyorsan o fiil mezzumdur. Başka da bir alamet yoktur. Değil. Hani gribin bir takım alametler olabilir. Sesin değişebilir, burnun akabilir. Bir takım alametler olabilir. Nasıl ki gribin birden fazla alameti varsa bir fiilin olduğunun olduğunda birden fazla alameti vardır. Mesela burada sukun olabilir öyle zaten ama tesniye de nunun düşmesi. Tesniye de şöyle yan suran gibi bir sukun beklemeyeceksin. Alametler değişir kalıplara göre fiilin yapısına göre. Nasıl kişinin şey değişiyorsa grip alametleri bünyesine göre fiilleri değişmektedir yani. Demek ki tesniyede nunun silinmesi cezm alametidir. Yani surune cemidir. Evvende lem gelse ne olur? Nun yine düşer. Demek ki cemi müzekkerde de nunun düşmesi cezm alametidir. Sonuç. Beş fiilin ne olduğunu anladık mı? Muzarinin tesniyeleri, cemi müzekkerleri, müfettin muhatabası. Tekrar. Muzarinin tesniyeleri, cemi müzekkerleri, müfettin önes muhatabaları. Beş fiil olarak bilinir. Efal hams olarak adlandırılır. E bunların bu beş fiilin cezm alameti nedir? Nun'un hasfidir. Nun'un yazılmamasıdır. Nun'un mahzufluğudur. Nun'un düşmesidir. Cezm alameti. Nasb alameti nedir? Yine nun'un düşmesidir. Bildiğiniz üzere len muzari nasbeder. İşte gelmiş len yan nasbetmiş. Tesne ne yapıyor? Nun'u nu düşürüyor. Cemide ne yapıyor? Nun'u nu düşürüyor. Len Nasb edatlarından birisi. Lem. Cezm birisi. Özet. Burada bir muzari fiil var. Bu muzari fiil beş fiildenmiş. Tamam mı? Örnek yani. Hepsi olabilir. Fark etmez. Beş fiilden herhangi bir muzari. Evverinde lem olsa veya len olsa aynı sonucu doğururlar. Beş fiilin sonundaki nunu ikisi de sildirir. Beş fiilin sonunda beklenen nun, nun varsa beş fiilin sonunda muzari ile merfu diyeceksin. Bu fiil merfudur. ne? Çünkü nun var. Hocam esir almış. Nasıl merfu? Beş fiilin irap alameti harekeyle değil, harfledir. Nun varsa merfu diyeceksin. Nun yoksa ya meczum ya da mensup. Beş fiil için konuşuyoruz. Sonunda nun varsa o muzari fiil merfudur. Nun yoksa ya mezzumdur ya da nedir? Mensuptur. Peki mensup mu mezzum mu? O da fiilin evvelindeki etkene bağlı. Fiilin evvelinde len ve benzerleri varsa, nasip eden herhangi birisi varsa peşine gelen beş fiile mensup diyeceğiz. Len ve benzerlerinden sonra gelen muzariye mensup denir lem ve benzerlerinden sonra gelen muzariye meczum denir. Lem ve benzerlerinden sonra gelen muzariye meczum denir. O zaman nun düşmüş bir muza ile karşılaşırsan mesela ne olsun? Yektuba olsun. Yektuba. Yektuba. Aslında nun vardı burada yani yektuba ne idi? Nun selin, nun selin yok yazdı. Yektuba yazıyor. Mensup mu, mezzum mu, merfu mu? Merfu olmadığı garanti nun yok. Nunsuz. O zaman ya mensup ya mezzum. Peki hangisi? Evvelindeki etkene bağlı. Len varsa nun düşmüş ya demek ki mezzum. Len var, nun düşmüş o zaman demek ki mensup. Nunun düşmesi iki şeyi gösterir. O fiil ya mensuptur ya mezzumdur. Ama hangisidir? Netleştirmek istediğinde fiilin sağına bakacaksın len varsa fiile mensup, lem varsa fiile meczum diyoruz. Bu anlattıklarımız 5 fiil için geçerlidir. Ve unutmuyoruz ki neyi unutmuyoruz? Muzari'nin şu kalıpları nedir? Mebni'dir. İşte lem gelmiş. Nun aynen duruyor. Lem var yine. Nun yine aynen duruyor. Muzari'nin cemi müennesleri mebnidir. Raf'ı da aynı, nasbı da aynı, cezmi de aynı yazılır demek. Mebni bu demek. Diyebilirsin yani. Beş fiyeni nedir? Nun'un varlığıyla merfu. Nun'un subutu, nun'un varlığı, nun'un yazılmasıyla merfu. Nun yoksa, nun'un silinmesi, nun'un hasfi ile o muzariye mezzum ya mensup olur. İkisine de elverişli yani. Sandık etkene bakılara karar verilir. Fiil çekiminde ayrıntılı tekrarlıya tekrarlıya anlatılacak olan budur. Kitabınıza dönelim. Et tabi betani. Et tabi betani. Mana hiç önemli değil. Sınava girdiğinizde mana ne? Manayı bilmiyorum. Veya hareketsiz yazı çıktı. Ya, hareketsiz yok. Ne yapacağız? Bittik. Eyvah tüh. Böyle bir şey yok. Gramer bilen kesinlikle geçer. 70 ve üstü alır. 80-90 da olabilir. Sen gramer artı mana biliyorsan yani 90 üstü alırsın. Hani bir tane şaşırırsın diyelim. Heyecan oldu. Unuttun falan. 90 yine de alırsın. Demek ki mana bilmesek bile 70-80'imiz garanti. Gramer bilmek kaydıyla. Et tabibetani tefhasani el merda. Tabi muzari ile konu alakalı diyoruz ama sen muzari, mazi, emir ayrımını yapabiliyor olmalısın. Bu alt sahip değilsen ne bileceksin ki muzari hangisi? Şimdi bu satırda muzari olan hangisi? El merda muzari midir? Yoksa bu mudur? Yoksa en baştaki midir? Bir ufak tefek ayrımlar yapabiliyor olman gerekiyor. Yapamıyorsun. Bu durumda fiil çekimine çalışman gerekir. Belki bir grup halinde bir yerde ders, belki bizde özel ders alman gerekebilir. Tabibetani tefhasani el merda. <-va> tefhasani muzaridir. Merfudur. Nerede anladın hocam? Eser yazılmış. Tesniye bu. Nun'un varlığı, nun'un yazılmış olması bunun merfu olduğunu gösteriyor. Nun olmasaydı mensup veya mezum derdik hemen sağına bakardık ne var diye. Lem mi var, len mi var diye. Ama nun burada var. O zaman merfu. Dikkat çekilecek bir husus var. O da şudur. Hatta bir betani kelimesi isim değil mi? Peşine fiil geldi. Bu isme ne diyeceksin? Müpteda. Çünkü dabibetani fiilin sağında bundan merfu bir isimdir. Bundan çok soru çıkar. Eminim ki vizenize, vize sınavınıza çıkmıştır. Hani ben yoktum anlatmadım ders vermedik şu bu haberimiz yoktu belki ama kesinlikle çıkmıştır. Şöyle bir konu vardır. %99 her üniversite bundan soru sorar. Soru tarzları var. Konu anlatımı yeterli değil. Soru tarzına temas edilmesi gerekir. Bir isim var burada. Öyle bir isim ki nedir o? Merfu. Peşine de fiil gelmiş. Bu ne demek? Bu merfu isim. Müptedadır. Peşine gelen fiil fail ile beraber haberdir. E bunlar birbirleriyle uyumludur. E deyip geçme. Et tabibetani şunu yazmaz hoca. Nokta 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 el merda yazar. Burası nokta nokta geçer. Adana şıkkı tefhasani. Bursa şıkkı Y ile yazar mesela. T yazmaz. Yefhasani. Ceyhan'da yefhasa yazar. Nunsuz. İşte bir diğerinde artık bir iki kelime de uydurulabilir. Neye dikkat etmen gerekiyor? et tabi betani kelimesi nedir? Bir, Tesniyedir. 2. Merfudur. 3. Müennesstir çünkü t var. O zaman peşine gelen de tesniye olmalı, müennes olmalı, merfu olmalı. Üç özelliği peşindeki fiillere sağlamalısın. Hatta tabi betani 3. şahıstır. Fiil de 3. şahıs olmalıdır. Bu da var. Bu ayrıntılar yani hakim olmalısınız bir ünite bu kadar şey sıkıştırmamam gerekir gerçi. Şu an ben daha bir konusuna da geçtim. Konu çok uzar. En iyisi fazla karıştırmayayım orayı. E, nedir? Muzari fiil, tesniye, merfu, rafa alamet, varlığı, elif ne? Elif burada fail, muttasır, merfu, zamir denir ona. Faildir. mefullerde nerede? Merva'da mefhuldür. Fiil, fail, mefhulat beraber nedir? Fiil cümlesidir. Sizler isim cümlesi, fiil cümlesi konusundan da sorumlusunuz. İşte burası fiil cümlesi. bir tabibetane mübteda haberi ney? Birinci görüşe göre tefhasane el merla komple fiil cümlesi olarak haberdir. Tefhasane fiil, elif fail, merla meful. Fiil, fail, meful hep beraber fiil cümlesi olarak haber mahallen merfu denir buraya. Yani haber fiil cümlesi olarak gelmiş. İkinci görüş. Bir değil ikinci görüşe geçiyorum tefhasani fiil elif fail fiil fail beraberce fiil cümlesi olarak haber mahallen merfu. Fark ne? Birinci görüş ikinci görüş arasında haberin neresi olduğu ile alakalı. Birinci görüşe göre fiil fail meful hep beraber haberdir. İkinci görüşe göre fiil fail sadece haberdir. Böyle bir ayrıntı var. Hocanız nasıl anlattıysa öyle soracaktır. Dolayısıyla iki farklı görüş varmış kafamızı yoralım. Yok yormayın. Hocanız nasıl anlattıysa ona göre sorar zaten. Ve genelde de sormazlar yani. Çünkü ihtilaflı konulara girmezler. Peki burada ne anladık? Yani aslı kitabın anlatmak istediği şey tesniyedir, merfudur, raf alametinin varlıdır. varlığıdır. Bu. Bitti. Ee, hemen diğerine geçelim. Et tabibe tani len tefhasa len muzari nasbeder. <laughs> muzari nevbenden ne olursa peşine gelen muzari mensup olacak. Tefhasa <laughs> mensup Evet hocam fetha almış. Yok bir ilgisi yok. Şurada beklenilen nun mevcut değil. Nunun silinmesi hasfi. İşte nasıl alameti o. Nitekim burada tefharsani nun vardı. Burada ise yok. Lenden dolayı yok. Len nasb etmiş. Nas demek kelimenin fetha ile yazılması demek değil. Fethayla da yazılabilir. Nunun silinmesi de söz konusu olabilir. Birden fazla alamet var. Grip gibi yani. Grip'i hatırlayın. Er-rukkabu rakibun rukkabun. Rukkab cemi mükesserdir artı müzekkerdir. Cemi mükesserlerin müzekkerleri, müennesleri, kılletleri, kesretleri, mütecumu olanı, olmayanı yani gayrı olanı, olmayanı gibi kısımları vardır. Gayrakıl akıl olanı, olmayanı pek çok kısım vardır cemi mükesser için. Cemi mükesser eşittir kırık çoğul. İkisi aynı şey. Düzensiz çoğul. Hatta üç aynı şey. Er-rukab cevim keser müzekerdir Artı müptedadır. Yer kabuna muzari fiildir. Merfu raf alameti nunun varlığı ve va fail. Et dairete meful. Fiil fail beraberce fiil cümlesi olarak haber mahallen merfu. Müpteda haber konusuna girdik. Ama aslında kitap ne anlatmak istiyor? Nun olduğuna göre merfudur. Ama biz ne yapıyoruz? Daha geniş bakıyoruz. Vav ney? Muttasıl merfu zamir. Bundan da illa ki Yani er sonra şurayı boşluk bıraksa yazmasa Adana şıkkı yer ke Yer ke bu. Bursa şıkkı Yerkebani Ceyhan Terkebu Denizli yer -kebne. Edirne yer -kebune. Olabilir. Er -rukab nedir? Cimi mükesser artı müzekkerdir. O zaman peşine gelen fiil de ne olmalıdır? Cemi müzekker olmalıdır. Ve üçüncü şahıs olmalıdır. Terke bu ne de olamaz. Bu ayrıntının farkına nereden varıyorsun? Bir fiil buldum ki sağında merfu isim var. Fiilin sağındaki merfu isim müpteda olur. Fail olamaz. Fail fiilin sağında bulunamaz. Dolayısıyla rükkab müptedadır. Peşine gelen fiilde cümle olarak haber artı mahallen merfu diyeceğiz. Bizim anlattığımız böyle. Yani Burayı okuyup geçebilirdim de soru tarzına değinmek, diğer üniteleri burada e, tekrar edebilmek, her üniteden bir şeyler kapabilmek önemli. Yerkebune muzare mevforaf alameti nunun varlığı, nunun subutu. evvende lem yazmışlar bu defa. Lem cezmeder. Cezme alameti olarak sondaki nun silinmiştir. Silinmiştir ama burada yine de aslında bir yazım hatası var yani onun giderse vavun yana elif getirirsin. Bu gözden kaçırılmış. Tabi bu tür şeyler genelde kaçırırlar. Lem yer kabu muzari mezum cezma alameti sondaki onun hasfi yazılmaması. Vav nedir? Vav burada muttasıl merfu zamirdir. Faildir. Et dairete mefuldür. Entuma siz ikiniz Ente entuma entum enti entuma entunne. Entuma kelimesi nedir? İkinci şahıstır. İkinci şahıs. Hem dişil hem eril için kullanılabilir. Artı kendisi nedir? Tesniyedir. İkinci şahıstır. Tesniyedir. Müzekker müennes için ortak olarak kullanılıyor. Kendisi nedir? Burada an itibariyle munfasıl merfu zamirdir. Yani bundan ne olmaz? Mef'ul olamaz. Kendisi fiilin sağında bulunuyor. Bak peşine fiil gelmiş. O zaman bu kesinlikle müpteda'dır. Müpteda'nın peşine gelen fiil müpteda ile aynı özellikleri taşımalıdır. Yani tefşelani olmak zorunda. Tefşellu olamaz, müfett olamaz. Müpteda tesni olduğu için fiil de tesni olacak. Entuma zamiri ikinci şahıstır. Siz ikiniz demektir. O zaman peşine gelen fiili üçüncü şahıs yazamazsın. Veya birinci şahıs yazamazsın. Bunların farkına varmalıyız. Genelde bunlara bu bilgiye dayalı olarak sorular çıkmaktadır. Ben biraz genel anlatıyorum fark ettiyseniz. Tevşelani muzari merfu raf alameti nunun varlığı kendisi Efari, hamsedendir. Bunun evvene len gelse, istese lem gelsin fark etmez. İkisi aynı şey yapar. Sondaki nunu düşürür. Düşürmüşler zaten. Nun olmadığına göre fiil an itibariyle ya mensup ya mezzum. Evvende len var. Ha, o zaman mensupmuş. Elif burada fail olur. Enti bir zamir. Neden önce gelmiş? Fiilin sağında gelmiş. Enti nasıl bir zamir? Munfasıl merfu zamirdir. Munfasıl merfu zamir artı ikinci şahıs artı tekil zamir. O zaman peşine gelecek olan fiilde ne olmalı? Tekil bir fiil yani nüfret fiil olmalı. ikinci şahıs olmalı. Dişil olmalı. Bunların hepsini entiden görebiliyorum. O zaman ne olacaktır? Tesirine yani müfret mevnes muhataba. ikinci şahıs tekil dişil bir fiil gelmiştir. İlgili fiil merfu. Rafale onun varlığıdır. Enti lem geldi. Lem tesiri. Sondakinin düştü. Lem de geldi aynı soru. Nun yine düşerdi. Alıştırmaları bu şekilde ifade edebiliriz. Diyor ki değişik örnekler verelim. Şimdi şunu Türkçe'de yazabilirdi. Elifül isteyin demek. Tesniye elifi demek yani. Buraya bizzat tesniye elifi yazabilirdi. Yazmamışlar. Ne demek istiyor? Yani tesniyeler beş fiildendir. Tesniyedeki elif artı faildir. El vezirani yesteqbilani er reise. El vezirani fiil bak. Fiilin sağında bulunan merfu bir kelimedir. O zaman müptedadır. O müptedadır değil mi? Evet. Müptedanın peşine fiil gelirse haber ne olur? Fiil olur. Yani fiil cümlesi olur. Fiilin kendisi haber olmaz. Failiyle beraber. El veziranın nerede anladın hocam? S bitmiş. Oho daha burada mısınız? Bu bir tesniye. Tesniyeler elifle merfu olur. Elif onun raf alamet. Zaten tesniyenin gelip zammı alacak hali yok. Fetha da alamaz. S biter. Müptidadır, tesniyedir, müzekkerdir. Tesniye, müzekker. O zaman peşine tesniye, müzekker bir fiil gelecek. Yestekbilu olmaz. Yestekbilune cemiyane. Olamaz. Estekbilu birinci şahıs ne ilgisi var? Üçüncü şahıs olacak. O zaman yestekbilani. Niye yestekbila değil? Nunsuz yazısın. Nunsuz yazılırsa bu fiil mensup veya mezun demiş olursun. Oysa ki evvelinde nasp veya cezm edecek bir edat göremiyorum. Dolayısıyla merfu yazılmalıdır. Nun raf alameti elif faildir. Erre ise mefuldür. Vavul cemaat yani cemi vavu. Yani muzarilerin cemi müzekkerleri de beş fiildendir demek istiyor. Etdullabu nokta 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 vacibe Noktalara ne gelecek? bu cemi mükesterin müzekker kısmıdır. Fiilin sağında bulunmaktadır. O zaman müptedadır. Peşine getireceğin nokta nokta şu anda şıklarda fiiller var ya. Getireceğin fiil aynı özelliği taşıması lazım. Müpteda ne burada? Cemi. Müpteda ne burada? Müzekker. Müpteda ne burada? Üçüncü şahıs. O zaman fiilde öyle yapacaksın. Cemi, müzekker, üçüncü şahıs. Bu yüzden yuhmilu ne gelmiş? Mesela yuhmilu gelemezdi. Yuhmilun tekildir çünkü. Veya tuhmilu ye yok te var. Tuhmilu olamaz. O da tekil çünkü. Ne olması lazım? Bu şekilde olması lazım. Va burada zamirdir, faildir. Nun raf alametidir. Vacibe mefuldür. Artı muzaf, hum muzafun ileyh olur. Ya'ul muhatabeti. Muhataba yası. Muhataba yası bitişen fiiler nedir? Efail e, 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 hamsedendir. Muhataba bizzat kendisi zamirdir, faildir. Muhataba nerede olur? Müfret mühendis muhataba dediğimiz kalıp anlatılıyor burada. Yani tam olarak şu anlatılıyor şu anda. çekim bileceksin. Çekim bilirsen çok daha iyi anlarsın. Enti. Enti nedir? Enti ikinci şahıs dişil tekildir. Sen kadın demek. Testemi'ine ilen nâsi müfret müennes muhatabadır. Nun, nun varlığı, nunun yazılmış olması bu fiilin merfu olduğunu gösteriyor. Nun yazılmasa merfu olamazdı. Ya ise zamirdir, faildir. Biraz sardırdım, alıştırmalara geldim. Sayfa 355. <laughs> El mühendisani yektubani et takrir efal hamseyi bul. Efal hamse nedir? Tesniye muzari, cemiz muzari, müfret müennes muhataba muzari. Budur, çok basit. Yektubani tesniye muzari olduğu için efal hamsedendir. Nun var o zaman merfu. Haraca, yehrucu, tehrucu, len tehruca. Muzari, tesniye, Aslında len tehruca, ni. Len geldiği için nun gitmiştir. Beş fiilden birisi kendisi. Mensup, nasb alameti nunun silinmesi. Nunun hazfi, hazif, hasf etmek, silmek demek. Lem yerciu, raja yerciu, yerciuna, yektubuna, yeftahuna. Lem geldi, lem yektubu, lem yerciu. Nunun düşmesi, raf alameti. Bu defa Elif'i unutmamışlar gördüğünüz üzere. Nun giderse Elif gelir. Muzari'nin Cem'i Müzekkeren'den bahsediyorum. Ne zaman Elif gelmez? Peşinen e, muhtası bir zamir olsaydı gelemezdi. Peki va burada faid Elif Elif'i farika olarak adlandırılır. Bu Elif'i yıllar önce Diyanet İşleri Başkanlığı ihtisas kursu seçim sınavında sormuştur. Evet. Yani bizde çeşitli sınav bilgileri mevcut. Cezm cezm nedir? Nun'un silinmesi kendisi beş fiildendir. Et -ba tu Yusa'idne Elet fa le Et talibat neyden önce bulunuyor? Fiilden önce. A Fiilden önce gelen merfu kemere ne dersin? Müpteda dersin. Fail olamaz. Fail fiil insan da bulunamaz. Peki nasıl bir müpteda bu? Özellikleri nelerdir? Talibat. Bir Cemidir. 2. Müennestir. 3. Üç, üçüncü şahıstır. Tabii ki merfudur. Ayrım o zaman peşine cemi olan, müennes olan, üçüncü şahıs olan fiil getirmen lazım. O da nedir? Yusaidne. Yusaidne fiili efal hamseden değildir. Niye? Çünkü kendisi cemi müennes salimdir. Yusaidne cemi müennes olur. Muzari'nin cemi müennesidir. Cemi müennes gaibe. Nun burada zamirdir, faildir. İrab harfi değil, irab alameti değil. Bu yüzden silinemez. Alametin hasili zaten caiz değildir. Kendisine meful aranıyor. Tıflun etfalun. Etfal. Etfal esnanesi. Tıfıl kelimesinin çoğulu. Cemî mükesserdir. Cemî mükesserlerin nasb alameti fetha ile olur. O yüzden fetha verdi kendisine mefuldür. El mühendi setani. Çok güzel bir e, örnek. Elif insan da te var. Bu fiilin müennes olduğunun kanıtı. 1. Bu fiil müennestir. 2. Bu fiil tesniyedir. 3. Bu fiil merfudur. Fiil diyorum isim yani. 4. Bu nedir? Müptedadır. Dehale, dehala, dehalu, dehalet, dehale, ta. 5 fiilden birisi midir? Değildir. Bak Yusra'id'den de 5 fiilden değil. Dehale, Bu da 5 fiilden değil. Burası niye 5 fiilden değil? Çünkü mazidir muzlarıyla alakalı. Bu nedir? Mazi tesniyedir. Aynı zamanda üçüncü şahıs. El mühendis iki iki tane kadın mühendis. Dehaleta girdiler, geldiler. Nereye? El mesna'a, fabrikaya geldiler. Dehaleta'daki ta mühendislik alametidir. Elif nedir? Zamirdir, faildir. Mesna'da mefuldür. Meful yani meful bittir. Peki el mühendis etan ise haberi nerededir? Haberi peşine gelen fiil fail beraber yani elif ile beraber haber mahalle merfu olur. Bunlar kolay alıştırmalar. El saati de esatiz esati de tu cemi müzekkerin müke, e, cemi mükesserin müzekker kısmı. Yani cemi mükesserdir bu da erildir onu demek istiyorum. Bu bir müpteda. Peşine fiil gelecek çünkü peşine gelecek olan fiil de aynı özelliği taşıması lazım. Yani cebi müzeker olması lazım. Üçüncü şahıs olması lazım. Lemma cezme edecek. Lem ile aynı şey yapar lemma. Buraya Mezun bir fiil aranıyor. Mezumdur 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 Hangisi gelsin? Cemi keserin müzekker kısmı artı üçüncü şahıs olmalı. Hangisidir? Yanzuru, evet. Geç fark var değil mi? Yanzuru, Nadara, yanzuru, yanzuruna, yanzuru. Bu olacak. Doğrusu bu. Şu ne değil? Yanzura bu tesne olduğu için olamaz. Tenzuru bu da cemi ama bu nedir? İkinci şahıstır. Bize üçüncü şahıs lazım. Bu yüzden en baştakini seçmeliyiz. Entum sizler. Bak zamire dikkat. Peşine fiil gelecek. Şıklara bakınca anlıyorum fiil geleceğini. Fiilden başka bir şey yok yani. Buraya fiil yazılacak. Bu ise bir zamir. Nasıl bir zamir? Munfasıl, merfu, zamirdir ikinci şahıstır erildir. Buraya ikinci şahıs eril ve çoğul bir kelime aranıyor. Hangisi? Tedrusuna cemidir. İkinci şahıstır. En tüm aynı özellikleri taşıyor yani. Muzari fiil, merfu, rafa alameti, nunun varlığı, vav, mutasıl merfu, zamirdir, faildir, fiil, fail, beraber, burası fiil cümlesi olarak haber, mahallen, merfu, ona göre buraya yaz. El musalli yani musallin musalli yani tesniyedir, müzekerdir, merfudur. Üçüncü şahıstır. Peşine üçüncü şahıs tesniye bir fiil aranıyor. Nasıl bir fiil olsun? Lem var. Cezm halinde olsun mümkünse. Tesniye olması gerektiğini unutma. Yüstri'un olamaz cemidir. İkisi kaldı. Yüstri'a, tüstri'a hangisi? Diyor ki üçüncü şahıs olsun, eril olsun, elifin sağında ya yok, müzeker yani. Yüstri'a olmak zorunda. Tu olmaz çünkü o nedir? Mühendestir. Böyle gidiyor. Bırakalım gerisini. Biraz da atladım. Fazla vakit dolmasın diye. Yani, e, isteyen arkadaşlara grup halinde veya özel olarak ders vermekteyiz. İyirap örnekleri diyor. Sayfa 359. 1. El müslimune yusallune es salate. El müslimune müptedadır. Nerede anladın? peşine fiil gelmiş. Fiilin sağındaki merfu kelimelere müpteda denir zaten. El müslümanın merfu olduğunu nasıl anladın? Cemi müzekker saliminde olduğunu bilmelisin. Cemi müzekker salimdir. Cemi müzekker salimler vav ile merfu olur. Bak bu fiil değil. Şu an farklı bir şey anlatıyorum. Bu bir isim. Cemi müzekker salim vavın varlığıyla merfu örnek. Et taibune, el abidune, es saihune. Tevbe 112 olabilir. Ayet numarasından çok da emin değilim de. Ettaibunel abidunel sa'ihuna, -er elraki'una es-saciduna böyle yazılmışlardır. Cemil Müzekker salimdirler, merfudurlar. Bu da öyle. Nasıl bir kelime bu? Müpteda. Bir, Cemidir İki, Müzekker'dir. Cemil Müzekker. Tabii ki salim. Üçüncü şahıs. Peşine de öyle bir fiil gelmesi lazım ki zaten gelmiş. Bunu niye anlatıyorsun? El-Müslimuna nokta nokta es diye soru gelse ne yapacaksın yani? Buraya ne gelir? Yine gelecek. Bunu müpteda olduğunu, peşine gelen fiilin aynı özellikle taşıması gerektiğini ifade etmeye çalışıyorum. O yüzden de farklı bir irdeleme yapıyorum. Yoksa burada benden istenen şey bu değil yani. Okudum. Müslümanlar kılarlar. Neyi? Namazı kılarlar. El-Müslümüne nedir diyor. Müptedadır, merfudur. Neyle merfu? Vav ile merfu Şu vav rafa alamet. Yusallune. Kendisi muzari fiildir. Merfudur raf alameti subutun nun yani nunun varlığı. Niye nunun varlığı raf alameti olsun ki? Li o? çünkü o yani usalluna min el efadil Beş fiildendir. Vel vavu peki vav neyin nesi? Şunu anlatıyor. Zamirun muttasırın. Muttasıl bir zamirdir. Ayrıca mebniyun ale sukuni. Sukun üzeri mebnidir. Yani usallune derken buradaki Vav'ın harekesi yok. Sakindir fi mahalli rafen fa'ilun mahallen merfudur. Çünkü zamirdir. Zamirler zaten mahallen iraf almak zorundadır. Peki niye raf halindedir? Çünkü faildir. Failler mensup olacak hali yok. Mecrur da olamaz. Fa'ilun. Demi anlatmayı planladığım şeydir. Bu da anlatmışlar zaten. Es salate mefulun bih. Meful bittir. Mensubun bir fethati zahirat. Zahiri yani gözüne görebildiğin, telaffuz edebildiğin fetha ile mensuptur göremediğimiz, telaffuz edemediğimiz feta ile mensup olan lafızlar da vardır yani. Ve cümletür fe'liyetü fi mahalle raf'in fiil cümlesi mahalle merfudur. Ayrıca haber mübtedeyi mübtedanın da haberidirler. El meribani raca yerci'u lem ci minel müsteş El meridan iki tane hasta. Lem yerci'a -ja onlar dönmediler. Minel müsteşfe hastaneden. El meridan mübtedun merfuun bil elifi. Kendisi mübtedadır. Elif ile merfudur. Şimdi şuna dikkat edin. Burada az önce beş fiil anlatıldı. Muzari fiillerde elif tesniyelerde elif faildi. Muzari fiillerde tesniyelerinde elif faildi. El meridani tesniye ama fiil değil bu isim. Dolayısıyla kendisindeki elif zamir değil, fail değil. Raf alameti. Ayrıca Muzari'nin tesnisine bir kere daha bakalım. Yani surani, nunun varlığı raf alametiydi değil mi? Oysa ki buradaki nunun varlığı raf alameti değil. Çünkü bu muzari değil. Bu bir isimdir. Buradaki nun bunun muzaf olmadığının kanıtı olabilir. Muzaf olsa nun yazılmazdı çünkü. Yani o zaman diyebiliriz ki Gördüğün bir lafız, isimin tesniyesi mi, ismin tesniyesi mi, muzarenin tesniyesi mi? Ona dikkat etmelisin. Lâ nümse çünkü bu tesniyedir diyor. Edat-ı nefi ve cezmin lâm, nesidir diyor. Kendisi nefi yani olumsuzluk edatıdır ve cezme edatıdır. Cezme etmiş, cezma alametini onun düşmesi. Mebrün ale sukun. lem bizzat kendi irabı, sukun üzeri mebrün. Yarjiğa, işte onda muzarun merzumun, malamet jizmihi hasf non. Kendisi merzum muzarıdır, jizm malamet non yani yazılmamasıdır. Niye öyle olsun ki? İlanahu min al-falil kamsiti. Çünkü kendisi 5 fiilden birisidir. Peki şu Elif neyin nesi? Evet, elif o, Elif nedir? Elif müpteđa burada. Zamir haber artı mevsuf mutasir kelimesi sıfat. Zamir muttasır muttasır bir zamirdir. Mevnin mevnidir. Ne üzere? Ale sukun, sukun üzere. Fi mahal rafi'in, mahallen merfudur. Fa'ilun fa'idir. Min harfu cerrin. El müsteşfa ismin mecrurun. Mecrur bir isimdir. Ve cümletü fe'nitü fi mahal rafi'in. Fi cümlesi mahallen merfu. Haber mübdedeyi mübdeden haberidir. Bunu eksik vermişsin. Niye öyle yaptın? el müsteşfa mecrur bir isimdir. de alameti nedir? Yani ve alamet-i cerrihi alamet-i cerrihi yazmamışlar. Neyse biz de yani uğraşmayalım. Devam edelim. El-ulema lem yetruku el-ilme. Alimler ilmi bırakmayacaklar. Asla bırakmazlar. Bırakmayacaklar. El-ulema <laughs> ve alim kelimesinin çoğulu. Mübteda len yetruku muzari mensub nasb alametinin onun silinmesi vav zamirdir faildir beraber fiil cümlesi olarak haber mahallen merfu elifi farikayı unutmamışlar Ulema mübtedeun merfuun bir dammeti, zahirati zahiri yani gözünde görebildiğin telaffuz ettiğin seslendirdiğin bir zamme ile merfu ve mübtedadır. Len neyin nesidir? Harfu nefin olumsuzluk manası var diyor. Ve nasbin nasb eder diyor. Ve istikbalin ve gelecek zaman manası da taşır diyor. Mebniun ale sukun sukun üzeri mebnidir yani sonuncu harf da sukun vardır. Yetruku fi'lun mudari'un mensubun. Mensub muzari fiildir. Ve alametu nasbihi hasfun nun. Nunun silinmesi onu nasb alametidir. Niye öyledir ki feta olsaydı? Le'ennehu min efalil hamseti. Çünkü kendisi beş fiildendir. Vel vavu zamirun muttasirun. Zamir nedir? Muttas vav nedir? Muttası bir zamirdir. Bundan bahsediyoruz. Mebniyun ale sukun. Nitekim harekesi yok yani. Fi mahalli raf'in çünkü fa'ilun. Mahalle merfu'dur et çünkü faildir. Tabi daha devam ediyor. Elenimi bitirip okuyup bırakalım. El ilme mefulun bih. Mefhul bih'tir. Mensubun bir fethati zahirati. Zahiri fetha ile mensuptur. Ve cümletül fi'liyetu fi mahalli raf'in. Fi cümlesi mahalle merfudur. Mübtedanın daha biridir En azından bir tanesini yapalım. Öyle bırakalım. Zuvaru, zuvaru, zair kelimesinin cemi mükesseridir. Zairun, zuvarun, cemi mükesserdir. Mükesserin müzeker kısmıdır, müptedadır, merfudur, raf alameti zammedir. Len, zara, yezuru, len, yezuru, ne, idi. Len olduğu için ''yezurunun'' silinmiştir. Demek ki yezuru nedir? mensup bir muzaridir. Kendisi 5 fiilden olduğu için nunun düşmesi nas alametidir. Vav burada muttasıl merfuz zamir faildir. Elif elif farikadır. Mescidün mesacid cemi keser mensup nas alamet fetha çünkü mefulü bittir. Hep, hep, birini okumayalım yani bırakalım zaman bayağı bir geçti. Ee, burada sonlandırmış oluyoruz değerli arkadaşlar. Şunu da yapalım bu soru da hoşuma gitti. Es-süfera'u yetlubuna Yetlubuna irabu, İrabu Yetlubuna ne? Merfudur Bakalım Fener mudara'an merfu'an ve alam tarafiyeti Doğru Daha fazla devam etmiyorum bırakıyorum ee, Yani merak eden arkadaşlar bize ulaşabilir Grup halinde veya özel teke tek ders vermekteyiz